çıkmıştı. İktidarın dolarizasyonu kırmak için, kuru tutmak için ortaya attığı bir enstrümandı. Sisteme giren parayı artırmak için ve talebi artırmak için kapsamı gitgide genişlediğini görüyoruz. En son yurt dışında yaşayan yabancıların da sisteme girdiğini gördük. Bunun ekonomimize etkisi ne olacak? Risk almadan kazanç garantisi vermenin Türkiye ekonomisine yansımaları ne olacak konuşacağız. Ve enflasyon, başımızın derdi enflasyon en önemli gündemimiz. Kullandığımız ürünlerin kalitesini düşürüyor enflasyon, gelir dağılımımızı bozuyor ve mücadelede önceliklendirmesi gereken ilk şey olarak karşımıza çıkıyor. Peki enflasyonla mücadelede neler yapıyoruz? Perakendecilere ceza yazmak veya patates deposu basmakla enflasyon önlenir mi? Pek tabii bunu da konuşacağız. Ve bizim hikayemiz bir şekilde kendimizi yaza atmak üzerineydi hatırlayacak olursanız. Gelecek turistlerle birlikte bir denge sağlamaktı. Özellikle dolar TL tarafındaki hareketlilik bundan sonra nasıl seyredecek? Buna bakacağız ve tabii ki de işsizlik diyeceğiz. Enflasyonla birlikte şu anda en önemli problemimiz işsizlik. Ama üzerinde çok az duruluyor. İktidar kanadı Türkiye ekonomisinin 2021'de %11 büyüdüğünü ve bunu ön plana çıkarsa da bu büyümenin refaha yansımadığını gördük. Enflasyonumuz katlandı. Refaha yansımayan büyüme ne işimize yaradı, ne işimize yarayacak diye de soracağız. Diyelim ve iktisatçı ve eski Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'ye hoş geldiniz diyelim. Sayın Türeli hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi kur korumalı mevduat enstrümanı dedik. Bu enstrümanla bir şekilde Türkiye ekonomisi idare edilmeye çalışılıyor. İçinden geçtiğimiz bu süreçte de yurt dışından ciddi bir enflasyon dalgası geliyor. Bütün bunlara bütünleşik olarak da hesapta olmayan bir Ukrayna krizi söz konusu. Şimdi kuru tutmak için yeni önlemler deneniyor. Kur korumalı mevduat da bunlardan biri. Şimdi bu sefer YUVAM hesabına sadece Türkler değil yabancı ülke vatandaşları da kullanabilsin diye bir kapsam genişlemesi geldi. Bunun Türkiye ekonomisine etkisi ne olur sizce? İlgi nasıl seyreder? İlgiyi de geçersek asıl sıfır riskle finansal piyasalara girmenin faturası ne olacak? Buyurun sözü size bırakayım. Teşekkür ederim. Şimdi nazarım tabii bu kur korumalı mevduat sistemi zaten biliyorsunuz işte 20 Aralık'taki müdahale sonrasında gündeme getirildi. Dövize dolara ciddi bir akış bildi bir hücum vardı. Onu engellemeye yönelik olarak ve Türk lirasının değerini korumak üzerine oluşturulmuş bir enstrüman olarak söylendi ve kamuoyuna da bu şekilde lanse edildi. Ama önce şunu söylemek lazım. Aslında bu tam anlamıyla Türk lirasının değerini korumaya değil, Türk lirasını tamamen dolarize etmeye yönelik bir enstrümandır. Nitekim de şunu söylemek lazım. Tabii dolara bir anlamda baktığınızda dövize garanti verdiniz burada. Sonra altın hesabını da bunun içine soktunuz. Döviz dolar üzerinden diyelim. Bakın dolar Amerikan Merkez Bankası Fed'in kontrolünde olan bir para. Yani Amerikan Merkez Bankası Fed oturuyor ülkesindeki büyüme oranına, büyüme hızına, işsizlik oranlarına ve oradaki enflasyon beklentilerine, enflasyon görünümüne hem gerçekleşen hem beklentilere göre bir pozisyon belirliyor. Ona göre de faiz oranlarını arttırıyor. Nitekim de zaten biliyorsunuz Mart ayı itibariyle 0.25 bas puanlık yani 0.25 puanlık bir artış yaptı. Aynı zamanda da varlık alımını da yavaş yavaş azaltıyor. Yani bilançosunu küçültüyor. Yani bu şu demek aslında önümüzdeki dönemde 2022 ve sonraki dönemlerde de dolar kuru artmaya devam edecek. Şimdi siz burada mevduat sistemi alıp da Türk lirasını dolara bağladığınız zaman içerideki gelişmelerden bağımsız olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler sonucunda dolar kurunun artması, doların değer kazanması, dolar endeksinin dünya paralarına karşı değer kazanması sonucunda zaten hiçbir şey yapmamış olsak dahi bir yük gelecek üzerimize. Bir kere bunu söylemek lazım. İkincisi bu kur korumalı mevduat sistemini getirdik. Fakat tabii buradaki problem şu. Normalde yapılması gereken hiçbir şey yapılmadığı için bugün bu şekilde ortaya çıkan sonuçları ortadan kaldırmak mümkün değil. Bakın. Eylül ayı itibariyle aslında her şey tabii daha önce Türkiye ekonomisinde elbette yapısal problemleri vardı. Bunları biliyoruz. 2013'ten beri başlayan bir performans kaybı. 2018'den itibaren hızlı bir biçimde ekonominin bozulması. Özellikle bu yeni sisteme, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteme geçilmesiyle birlikte
tüm ekonomideki dengelerin de bozulduğunu biliyoruz. Hatırlarsınız 2019'dan itibaren dövizdeki yükselişi engellemek için satılan 128 milyar dolar döviz rezervi, Merkez Bankası döviz rezervini biliyoruz aslında. Tüm bunların hepsi şunu gösteriyordu bu 2021 yılına geldiğimizde, Eylül ayına geldiğimizde. Hem enflasyonun yükseldiği hem de kurun yukarıya doğru gittiği bir süreç vardı. Burada Merkez Bankası birdenbire, tabii bunun altında da Cumhurbaşkanı'nın dünyada literatürde yeri olmayan son derece yanlış bir yaklaşımı, işte faiz sebep enflasyon sonuçtur bu vardı. Onun sonucunda faizleri indirmeye başladı ve arka arkaya 4 ayda 5 puan indirdi. Ve bunun sonucunda birdenbire de kurda yukarıya doğru müthiş bir atak oldu. Ve enflasyon da yükselmeye başladı. Bakın Eylül ayında faiz indirimine gidilmeden 8 lira 30 kuruştu doların Türk lirası karşılığı. Şu anda 14.85, 14.90'lar, 15'lere yaklaşmış durumda. Evet. Bunun sonucunda zaten ciddi bir sıkıntı oldu. Sonra 20 Aralık'ta bir müdahale etti. Müdahaleyle birlikte 18.40'lara kadar çıkan dövizi aşağı çekti. İşte 11.5-12'lere, şimdi de şu anda yine 14.85'ler civarında. Sonrasında da bu kur korumalı mevduat sistemini getirdi. 23 Aralık'ta getirdiği zaman, bunu ilk başladığı zaman, dolar kuruna Türk lirası karşılığı 11 lira 45 kuruşmuş. Şu anda 14 lira 85 kuruş. 3 aydaki artış yaklaşık %30. Şimdi faiz oranları biliyorsunuz %14 artı 3 puan veriyor bu kur korumalı mevduat sisteminde. %17 diyelim. Onun basit faizine, 3 aylık faizi %4.25 oluyor. Şimdi 3 ayda burada insanlar biliyorsunuz bu parası olanlar, tasarrufçular kur korumalı mevduat sistemine gittiler. Örneğin 3 ay önce 100 bin lira yatırmışsa şu andaki o para 129-130 bin lira oldu. Ve bunun sadece 4 bin küsürü bankadan, bankacılık sisteminden, finans sisteminden ödenecek. Geri kalan 25 bin liraya yakın olan para da hazineden, hazinenin şeyinden, kasasından ya da Merkez Bankası'ndan, yani Merkez Bankası'nın parasallaştırıp para basarak ödenecek. Yani böyle bir acayip durum var ortada. Ve tabii şimdi gelelim sizin söylediğinize, bu yuvam hesabı, işte ondan sonra da bu yabancıların da burada hesap açıp bu sisteme dahil olması. Yani bir anlamda burada şöyle bir mantık vardı. Hani dolara gitmeyin, dövize gitmeyin, altına gitmeyin, alternatif enstrümanlara. Gelin Türk lirası olarak paraya tutundu. Bu önce gerçek kişiler için başladı. Sonra tüzel kişilere de genişletildi. Ama şimdi orasında bu yuvam hesabıyla yurt dışında yaşayanlar var. Çalışma izni, oturma izni olanlar ya da vatandaş. Onlara tanınmıştı bu hak. Şimdi de tamamen yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere tanınmıştı. Peki Sayın Süreli, bu kadar kolay para kazanılan bir zemin, bir ortam yarattıktan sonra yabancının ülkemize gelip üretim yapmasını beklemek artık yanlış mı olur bu noktadan sonra? Gelmiyor ki zaten. Yani gelmiyor, bakın. Baktığınız zaman son dönemlerde yabancı, doğrudan yabancı yatırımlarda çok ciddi bir azalış var. Gelen bir kısmı da gayrimenkul yatırımları için geliyor. Yani aslında böyle bir yapının içinde portföy yatırımlarında da azalma var. Portföy yatırımı dediğimiz, yani içeriye gelen, içeriden hisse senedi tahvil alanlarda da baktığınızda son yıllarda bir giriş yok. Ciddi anlamda dışarıya doğru çıkış var. Yani evet, 2018'den itibaren bir para girişi yok ortada. Sayın Süreli, şimdi 3 ay önce şöyle söylemleri izliyorduk Erdoğan'dan gelen. Demişti ki sıcak paraya karşıyız, kalıcı para gelsin. Yani doğrudan yatırımları açığız diye mesajlar geliyordu. Ancak bu yapılan şey, yani KKM'nin kapsamının genişletilip yurt dışında yaşayan yabancı yatırımcının da bu kapsama alınması, sıcak paranın artık en üst noktası değil midir? Yani artık söylem mi değişti? Nedir bunun amacı? Artık sıcak para da değil. Sonuçta sıcak parada kişi, sonuçta bu işin bir riski var. Sıcak para bir ülkeye neden gelir? Oradaki faiz oranlarından yararlanmak, yani kar yapmak için gelir. Ve bakar sıcak para, tabii bizim nasıl açığımız varsa başka ülkelerinde fazlası var. Ya da uluslararası sistemde finans kuruluşların fazlaları var. Onlar hangi ülkede daha yüksek faiz alırlarsa, daha çok para kazanırlarsa oraya giderler. Sıcak paranın da sonuçta bir şeyi var, riski vardır. Gelir bir yere o ama kazanamayabilir. Tekrar geri çıkabilir orada. İçerideki değişik. Şimdi burada böyle bir şey de yok. Para gidecek, hiçbir riski yok. Tamamen hiçbir sıfır riskle tekrar geriye dönecek. Bu sıcak para olayının da daha aslında acayip son derece böyle nasıl söyleyeyim, yani böyle dünyada eşi benzeri olmayan bir yöntemle, dediğim gibi hiçbir risk olmadan yabancıların gelip Türkiye'de paralarını döviz TL'ye yatırıp ondan sonra da tekrar 3 ay sonunda ya da vade sonlarında geriye çıkmalarını sağlayan bir sistem. Bu tabii şunu gösteriyor. Biraz önce de ilk başta girerken o sistemin nasıl işlediğini söylemek için anlattım. Yani buralara nasıl geldiğimizi
bilinmesi açısından da söyledim. O kadar ciddi bir sıkışıklık var ki dövize demek ki dövizin ülkeye gelmesi için her şeyi deneyen bir hükümet var ortada. Yani yeter ki döviz gelsin, nasıl gelirse gelsin. Bunun bugün geldi, bunun maliyeti gelecekte ne olacak? Önümüzdeki dönemlerde hazineye maliyeti ne olacak? İşte bu Merkez Bankası bunu para basarak karşılarsa enflasyon nasıl yükselecek? Bunun içerideki sabit gelirli kesimin satın alma gücünü nasıl azaltacak? Yoksulluk nasıl artacak? Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyor hükümet. Bunların hiçbirinin farkında değil. Sadece ömrünü uzatmaya çalışıyor. Fakat bu şekilde Sayın Tüley, tam seçim sandığını konuşurken artık seçim dönemi derken bu denli bir genişleme politikası hükümete, iktidar kanadına zarar vermez mi? Çünkü enflasyonun sürekli arttığını görüyoruz. Bir yandan satın alım gücü düşüyor, refah düşüyor. Yani bu iktidar kanadının seçmenini ne şekilde etkiler? Yani yoksullaştırmak aslında oyunu azaltır diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz nasıl düşünüyorsunuz? Tabii o şekilde düşünmüyorlardı. Biraz önce de söylediğim gibi aslında Türkiye'de sizin de söylediğiniz üzere bir seçimin şartları oluştu. Ve uzun zamandır biz de söylüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da diğer siyasi partilerde. Bugünkü ortamda, bugün gelinen noktada bir güven ve istikrar ortamını sağlamanın artık mümkün olmadığını söylüyoruz. Şimdi burada da hükümet tabii diyor yani bir genişleyici politika yapıyor kısmen. Yapmaya da devam edecek. İklimde paraları verecek. Sonra onlar enflasyon olarak geri dönecek. Bakın asgari ücret artışı oldu %50 ama aslında 2 aylık neredeyse 2-3 aylık enflasyonla asgari ücret artışı eridi. Yani 4.253 lira olarak asgari ücret belirlendi 2022'nin başında. Türk İş'in Şubat ayı itibariyle yaptığı Türkiye'nin en büyük işçi sendikası açlık sınırı ve yoksulluk sınırı hesaplıyor her ay. Oradaki rakam Şubat ayında sadece açlık sınırı yani 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için ne kadarlık bir paraya ihtiyacı var noktasında belirlediği açlık sınırı 4.553 lira, 300 lira artmış durumda. Asgari ücreti geçmiş durumda. Daha da yükselmeye devam edecek. Yine 2011 yılında büyüme, %11'lik bir büyüme diyorlar. %11'lik büyüme tabii yani bir de baz etkisi de var. Daha önceki bakın 2018, 2019, 2020 yılının büyüme hızı ortalaması yıllık %1.9. Yani bu Türkiye'nin en az %5 bile Türkiye için yeterli değil. 6'larda 7'lerde büyümesine ihtiyaç var. Biraz baz etkisi nedeniyle de oldu. Burada tabii ben merak ettim. Tabii bu rakamlar açıklandı. Bunun bir de biliyorsunuz milli gelir hem üretim hem harcama hem gelir yöntemiyle belirleniyor. Orada da iş gücü ne kadar pay alıyor milli gelirden, sermaye ne kadar pay alıyor diye bir anket var. Bir istatistik var. Bunlar TÜİK'in istatistikleri. 2020 yılında iş gücünün milli gelirden aldığı pay %33.1'miş. 2021 yılında %30.2'ye düşmüş. Yaklaşık 3 puanlık bir azalış var. Yani emeğin milli gelirden aldığı pay gitgide düşüyor. Pay gittikçe geriliyor. Diğer rakamlara, gelir dağılımı ile ilgili rakamlar işte biraz önce yoksulluk rakamını söyledim. Hesaplanan oralara da baktığınızda çok ciddi bir gerileme var alım gücünde vatandaşların. Tabii bugün gelinen noktada şimdi şu soruyu sormak lazım. Bakın son aylarda biliyorsunuz işte herkes şunu bekliyor. Ne yapacaklar? Faiz oranını yükseltecekler mi? Sabit mi tutacaklar? Aşağı mı çekecekler? Sabit tutuyor biliyorsunuz son 3 ayda. Fakat sonuç itibariyle ortaya çıkan sonucu artık değiştirmek mümkün değil. Şu anda arttırsalar da bir şey ifade etmeyecek. Çünkü enflasyon TÜİK'e göre tüketicinin günlük hayatta kullandığı mal ve hizmetlerin enflasyonu %54.4. Bu ki şunu da vurgulayalım. Bu rakamların da kamuoyunda bir güvenilirliği yok. Alternatif hesaplama yapan kurumlar var, akademisyenler var, gazeteciler var. Gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğu, %100'lere yakın hatta %100'lerin üstünde olduğu söyleniyor. Diğer taraftan TÜİK %54 belirlemişti tüketici fiyatlarını. Üretici fiyatları yani üreticinin, üretim yapanların maliyetlerindeki artış %105. Yaklaşık evet. 50 puan üzerinde. Yani bu şu demek, %105 maliyeti artmış üreticinin ama daha henüz bunu yansıtamamış. Bunu yansıtmaya devam edecek. Diğer taraftan devamlı akaryakıt fiyatlarında zam var. Bakın en son bir rakam söyleyelim mazot üzerinden. Şu anda mazotun litre fiyatı 23 lira 69 kuruş. Yıl sonuna göre yaklaşık 3 ay önceye göre artış %106.
Bir yıl önceye göre, yani 2021 yılının Mart ayına göre, bugün 26 Mart'a göre de %265. Şimdi bütün bu